Sayın Türk TV'ye hoş geldiniz. Şöyle birkaç gün önceye baktığımızda Ethereum fiyatında yukarı yönlü bir ivme gördük ve bunun sebebi tabii ki ETH'lerdi. Ama konumuza geçmeden önce Fatih nasılsın? İyiyim İlayda. Güzel gelişmeler oluyor. Mutluyum, keyifliyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Keyfimiz yerinde. Şimdi Ethereum ETF'lerine tabii ki bir bakalım. Aslında biz önceki videolarımızda Ethereum ETF'lerin onaylanma ihtimalinin çok düşük olduğundan bahsetmiştik ve bunların dayandığı çok ciddi etkenlerimiz vardı. Birçok, yani sadece biz değil tabii ki, birçok kurum Ethereum ETF'lerin onaylanmamasını bekliyordu. Ama gelen son açıklamalar adeta ETF'lerin onaylandığı etkisini yarattı, özellikle fiyat üzerinde. Güzel bir artış kaydettik gerek Ethereum fiyatında, gerek altcoin'lerde, gerekse de Bitcoin'de. Her ne kadar şu anda düzeltmeler yaşıyor olsak da bu bizim için olumlu bir gelişmeydi. Peki Fatih, son gelişmelere bir bakalım mı? Geliyor mu Ethereum ETF onayları? Ya çok enteresan şeyler oluyor açıkçası. %14'lere kadar düşmüştü piyasa beklentisi. Bloomberg uzmanlarında %25'e kadar düşmüştü tahminleri. Ama pazartesi günü bir şey oldu. Bloomberg'den James çıktı, dedi ki içeriden kaynaklara göre, yani içeriden aldığımız haberlere göre muhtemelen ETF ihraççılarıyla görüşmeler yaptılar. Buradan aldığımız bilgiye göre Ethereum ETF'leri onaylanma yolunda ve biz yakın zamanda onayın gelme ihtimalini %25'ten %75'e çıkartıyoruz dedi bir anda. Biz tabii sürekli olarak ETF'lerin reddedileceğinden bahsediyorduk. Herkes bunu bekliyordu ki Bloomberg ETF uzmanlarının %25'lik hedefinin sebebi de aslında buydu. Neden? Çünkü SEC Nisan ayında işte MetaMask'in arkasındaki şirketten tut Uniswap'a kadar Ethereum Vakfı'na kadar çok geniş kapsamlı 4 koldan bir hukuki operasyon başlattı. Ethereum ağındaki protokollerin, şirketlerin, kar amacı gütmeyen vakıfların Ethereum Vakfı ile ilişkisini öğrenmek için bilgi toplamaya başladı. Diğerleri için de WASP bildirimi gönderdi ki bu bildirimler hazır ol ben dava açıyorum demekten ibaret. Ve bunların işte Ethereum ve diğer kripto paralara tümünü sebep için aracılık hizmeti verdiğinden dolayı kayıtsız mevkumet davası açacaklarından bahsettiler. Şimdi tüm bunların ortasında SEC'in bir anda net biçimde 180 derece dönmüş olması gerçekten enteresan. Çünkü Ethereum'un fiyatı da aşağı yukarı bu haberden sonra neredeyse yerel dibinden $1000 birden arttı. Bitcoin 71.500 dolar sınırına dayandı eser. Ve karar Perşembe günü muhtemelen gün bitmeden gelecek. SEC'in borsalara, bu ETF'lerin istenilince borsalarla iletişime geçtiği ve Nasdaq ve diğer borsa iletişime geçerek Ethereum ETF dosyalarını düzenlemeler yapmasını istediği, işte bunun yanında Fidelity tarafından yapılan son güncelleme, diğer ihraççıların son güncellemeleri, dosyalardan, ETF dosyalarından stake bölümünün peş peşe kaldırılması bize tek bir şey söylüyor. SEC ile potansiyel ihraççılar arasında iletişim güçleniyor ve onay lehinde gelişmeler oluyor. Fox'un muhabiri de onu söyledi. Ben yakın zamanda bir ihraççıyla görüştüm ve o da artık SEC onaylamayacak şeyini kendini ikna etmişti dedi. Dün yazdığında da gece tekrar görüştüm. İşte ölmediğimizden emindim. Hani bu işin ölmediğinden emindim tarzında bir şey söylemiş. Hani herkes için sürpriz bir şey. Peki niye bir anda böyle bir nasıl söyleyeyim çark ediş oldu? Bu aslında bizim geçen yıldan bu yana çok üzerinde durduğumuz bir konuydu. Biz hep şunu söylüyorduk. 2024 yılı Kasım ayında ABD başkanlık seçimleri var. Bu ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken kripto yatırımcısı seçmenin rolü daha iyi anlaşılmaya başlanacak. Daha iyi anlaşılmaya başlanacak. Bunun daha ötesinde biz Trump'ın kripto para yatırımcılarına direkt olarak ilk defa böyle seslendiği, işte böyle kucaklarını açtığı, işte ben sizi bu lanet adamın elinden kurtaracağım falan moduna girdiği bir dünya
bir seçim süreci görmeye başladık. Trump dün kripto para bağışlarını başlattı. İşte Dogecoin, Litecoin, Bitcoin, Ethereum, ki Trump daha çok eski kripto lanetçilerinden biridir. Yani buna rağmen iş bu raddeye geldi. Neden? Şimdi şöyle bir şey var. Siz seçime giriyorsunuz. Seçime girerken mesela atıyorum Amerika'daki kürtaj konusu ciddi bir husus. Bunun bir tarafında duranların aldığı bir oy kümesi var. Diğer tarafında bunun karşısında duran insanların aldığı bir oy kümesi var. Bireysel silahlanma hususu. Bireysel silahlanmayı genişletme, mevcut yapıyı devam ettirme lehinde duranlar var. Bir de bunun karşısında duranlar var. Amerikan başkanları bireysel silahlanmayı neden savunmaya devam ediyor? Bunu şey yapmıyor, bunun karşısında durmuyor. Çünkü çok fazla seçmen için bu bir yumuşak karın. Yani yumuşak dokuları bunlar. Buraya dokunduğun zaman bu seçmeni sen yanından tutup karşına koyma potansiyelin var. Şimdi Amerika'da birçok eyalet sallantıda demokratlar için. Burada çok küçük oyların bile önemli olduğu bir süreç var. Kriptoyu, kripto seçmenini, kripto seçmeninin oy potansiyelini 2022 yılında doğru bir şekilde anlayamayan demokratlar şöyle bir şey yaptı. Dedi ki bu halk, bizim Amerikan vatandaşları kriptonun lanet bir şey olduğunu düşünüyor. İnsanlar mağdur oldu, biz buna savaş açalım, bunu düşman ilan edelim. Bunun karşılığında da bir destek alalım. Diyelim ki bu düşmanla biz savaşacağız, güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz ve bize oy verirseniz. Sonra anladılar ki Amerika'da milyonlarca kripto para yatırımcısı var. Hakikaten var ve bu seçim sonuçlarını etkileyebilecek türden bir oy potansiyeli. Yani mesela Güney Kore seçimleri çok küçük bir virgüllü bir oranla çok küçük bir oranla kazanıldı ve kazanan taraf muhalefet partisi kazandı. Bunu kazanmasının sebebi de kripto ile alakalı ETF'lerin önünü açacağı vaadiydi. Önceki seçimleri, bu bir önceki seçimleri Güney Kore'deki yerel seçimlerdi yanlış hatırlamıyorsam, onu da iktidar partisi kazandı. O nasıl kazandı? O da biz kripto vergisini bir süre daha erteleyeceğiz diyerek kazandı. Yani hem muhalefete hem de iktidara, mecliste iktidara bu söylem kazandırdı, yerel seçimlerde muhalefete kazandırdı. Veya artık siyasiler de yaptıkları araştırmaları bu yönde de yoğunlaştırıyorlar. Yani falanca eyalette bunun oy potansiyeli nedir? Ne kadar yatırımcısı var? Şu anda ETF'lerle birlikte milyarlarca dolarlık giriş var. Bunlar sadece Amerika'dan olan girişler. Siz atıyorum 100 bin dolar, 150 bin dolar birikimi olan bir vatandaşın, spot Bitcoin ETF yatırımı olan bir yatırımcının, vatandaşın veya Coinbase borsasında işlem yapan bir vatandaşın eğer ki elindeki varlık değerini düşürecek şekilde onun zıttı yönde hareket ederseniz, buna savaş açarsanız, bu bireysel silahlanmaya karşı duruşla birlikte kaybedeceğiniz oy kadar belki size oy kaybettirebilir. Yani bu artık Amerika'daki ve muhtemelen dünya genelindeki hassas konulardan biri olacak. Milyonlarca yatırımcı geleceğini buraya bağlamışken, bu gayet meşru bir alana dönüşmüşken regüle etmek zorunda kaldılar. Bununla birlikte siyasi ve hukuki baskıyı da bu noktada azaltmak zorunda kalacaklar. Ve bunu yapmazlarsa, bunu yapan insanların seçmen tarafından göreve getirildiği bir dünya oluşacak mecburen. Bu açıdan çok önemliydi ve Amerika'da bu hafta gerçekten kripto için, yani kriptonun demokratlar nezdinde neye dönüştüğünü görmemiz için çok önemli bir hafta. Ne oldu? İlk önemli gelişme pazartesi günkü ETF dedikodularıydı. Bundan uzun uzun bahsettik zaten. İkinci kilit gelişme geçtiğimiz hafta onaylanan blockchain ve kripto yasasıydı. Bu da kriptonun ve blockchain alanındaki girişimlerin Amerika'da özgür biçimde varlık gösterebilmesi, hukuki devasa baskılar görmemesi açısından çok önemli bir hamleydi ve ciddi oranda iki partili oy aldı. Yani hem cumhuriyetçiler hem demokratların desteğiyle birlikte bu geçti ve Biden'ın önüne gitti. Biden'ın bu noktada vereceği tepkiye bağlı olarak veto edeceğini söyledi baştan.
Sonrasında kıdemli demokratların bu noktada desteğini gördü ve halen daha veto kararı almış değil. Burada Biden'ın ne yapacağı çok önemli. Eğer bu hafta bir gerçekten bir veto kararı verirse, burada SEC lehine bir karar alırsa, biz bu seçimler için çok da önemli değilmişe mevzuyu çevirmek zorunda kalacağız. Ama veto hakkından vazgeçerse ve SEC'in kripto üzerindeki baskısının devamı için lehte karar, SEC lehinde karar verirse, bu bizim için negatif bir şey olacak. Olumlu olması halinde çok büyük bir fiyat katalizörü olur. Kasım ayına kadar yatırımcıların daha güçlü bir yükseliş trendi beklentisine girmesine neden olur. Üçüncü büyük önemli gelişme, Senato'nun 21. yüzyıl finansal inovasyon ve teknoloji yasası oylaması. Bu da çok büyük bir ihtimalle Perşembe günü sona ermeden oylanacak ve iki partili desteğin devamı bekleniyor bu noktada. Şimdi Trump kripto bağışlarını başlatıyor, SEC çark ediyor. Biden'ın veto, kripto yanlısı yasayı veto etme ihtimali zayıflıyor. Şimdi bunları üst üste getirdiğimizde hakikaten çok güzel bir sürpriz bir tablo oluşuyor. Nisan ayında Ethereum ekosistemine karşı savaş açan bir SEC varken karşımızda bu çark ediş bir anda nasıl oldu? Bunu anlamakta güç. Belki de Trump'ın kripto yatırımcılarını hedefleyen, daha doğrusu onun için kripto yatırımcılarından ziyade kripto seçmenlerini hedefleyen açıklamaları veya bununla alakalı yapılan anket çalışmaları bir şekilde bunları zorlamış olabilir. Bunu zamanla göreceğiz. Yani aslında baktığımız zaman bir anda işler nasıl ki kripto para piyasasında biz sen de hatırlarsın, hatta sen demiştin çok sakin bir hafta geçireceğiz derken FTX olayının patlaması gibi kötü sürprizler yapıyorsa onaylanmaz. Muhtemelen red gelecek dediğimiz anda iyi sürprizlerle de karşılaşabiliyoruz. Gerçekten kripto para dünyası sürprizlerle dolu. Kesinlikle. Umarım söylediğin gelişmeler söylediğin sırayla gerçekleşir. Çünkü biz bu dönemde ne bekliyorduk? ABD'de enflasyonun bizim istediğimiz gibi, daha doğrusu beklendiği gibi gelmesini ve artık faizler konusunda da farklı kararlar alınmasını bekliyorduk. Ama bunun bir fiyat katalizörü olacağını düşünüyorduk. Ama bunun yerine başka fiyat katalizörlerinin geldiğini görüyoruz. Enflasyon konusunda beklediğimizi alamamış olsak da bizi sürpriz gelişmeler sevindiriyor. Hatta bir anda ne oluyor olduk hepimiz, hani onaylamayacaktınız derken. Güzel bir noktaya geldik. Ethereum'dan bahsetmişken ben bir de Ethereum kurucusu Vitalik Buterin'e dönelim ve yapay zekaya geçelim istiyorum oradan. Çünkü yapay zeka da artık günümüz ekosisteminde, günümüz dünyasında hatta olmazsa olmaz konulardan birisi. Herkesin ağzında bir yapay zeka var. Gerek kripto paralarla, gerekse kripto paralarla ilgili olmadan pek çok kişi heyecanlanıyor yapay zeka konusunda. Ama Ethereum kurucusu Vitalik Buterin böyle düşünmüyor gibi. Biraz endişeleri var galiba. Sen ne dersin Fatih? Evet. Biraz da haklı gibi de bir endişeler bunlar. Hatırlarsan yakın zamanda GPT-4 Omni çıktı. Ondan önce de işte 2022 Kasım ayından itibaren biz hep dediğimiz gibi yapay zekanın böyle elle tutulan, gözle görülen bir şey olduğunu görmeye başladık. Artık bu son versiyonla birlikte yapay zekanın böyle karşılıklı muhabbet edebildiğin sesli biçimde, onunla birlikte bir şeyler yapabildiğin bir şeye, nasıl söyleyeyim, insansılaşmaya doğru gittiğini görüyoruz. Yani duyguvari bir yetenek kazandı. Soru soruyorsun, yorum yapıyor. Ekran paylaşıyorsun, soru gösteriyorsun, gösterdiğin soruya çözüm üretiyor veya atıyorum kod yazarken ekranını paylaşıyorsun. Burada şöyle bir sorunum var, bana yardımcı ol, sana getiriyor bir çözüm önerisi sunuyor. Hastayım diyorsun, işte ne gibi semptomlar olduğundan vesaire bahsediyorsun, uzun uzun konuşuyorsun, sana bir doktor gibi bir tavsiye veriyor. Ve ezber bilgiyle yapılacak çıkarımlar noktasında çok başarılı diyebileceğimiz bir noktaya ulaştı. Ve eldeki veri havuzu muhtemelen çok daha genişlemiş olacak ki yorumları çok daha tutarlı olmaya başladı ve bu bazı insanları korkutuyor.
Şimdi blockchain, kripto tabanlı dünyanın, işte akıllı sözleşmelerin olduğu internetin, mesela Web3 diyoruz. Bunların olduğu noktada yapay zeka gerçekten çok büyük ihtiyaçları karşılayacak. Bu Web3'ün inşası noktasında da çok ciddi anlamda fayda üretecek. Ama şu anki haliyle kriptonun en önemli isimlerinden biri olan Vitalik, Ethereum'un kurucu ortağı, burada bazı riskler görüyor. Neden böyle riskler görüyor? Yakın zamanda OpenAI'ın uyum başkanı istifa etti ve istifa ederken şunu söyledi. Güvenlik kültürü ve süreçlerin parlak bir ürünün arkasında kaldığı bir ortam sebebiyle istifa ediyorum. Bu aslında zaten korkan, şüphelenen insanların endişelerini artıracak bir şeydi. Burada etik sorunlarından bahsediyorlardı. İşte kullanıcı veri gizliliği ile alakalı, güvenliği ile alakalı endişelerden bahsediyorlardı ve insansı yapay zekanın kontrolsüz büyümesinin getireceği potansiyel risklerle alakalı umursamazlıktan bahsediyorlardı ve buradaki uyum başkanı dediğiniz kişi, yani bu şirketin nasıl söyleyeyim, hem etik hem hukuki anlamda kurallara uyma noktasında denetleyen, onu yönlendiren birimin başındaki ismin istifa ederken bunu söylüyor olması, acaba OpenAI'de bunlara dikkat edilmiyor mu, bu endişeler, bu komplo teorisine varan şeyler kısmen veya tamamen doğru mu, haklı mı şeylerini doğurdu. Vitalik de şu konuya dikkat çekti. Bu şu anki versiyon süper insansı yapay zeka olarak tanımlanıyor. Bunu çok riskli olarak görüyor ve bu konuda acele edilmemesini, işte bunu deneyen insanlara karşı temkinli olmayı davet ediyor. İşte trilyonlarca dolarlık sunucu çiftlikleri olmasın. Yani büyük devasa sunucu çiftliklerinde, veri merkezlerinde bizim bilgilerimiz, her şeyimiz bir açık modellerin içinde saklanmasın, burada kullanılmasın tarzında yorumlar yapıyordu ve bu gelen risklere karşı gerekli noktada harekete geçilmesini söylüyor. Kıyamet riskinden bahsediyor. Yani işi çok daha kötüye gittiği, bu filmlerde izlediğimiz yapay zekanın çıldırdığı yere varmadan önce atılacak önemli adımlardan bahsediyor. Bunlarla alakalı ciddi eleştirileri var ve zaman geçtikçe özellikle bu OpenAI'deki istifalarla birlikte yaşadığımız sürecin sonucu olarak bu konuda daha fazla eleştiri görecek gibi görünüyoruz. Ne diyelim, Allah sonumuzu hayretsin. Ya aslında sen de hatırlarsın, her şeyi hatırlıyorum, jetgiller falan vardı, işte uçan arabalar, evin içinde temizlik yapan robotlar. Yavaş yavaş biz o noktaya doğru geliyoruz. Şu anda evimizde temizlik yapan robotlar var. Bunlar da yapay zeka ile hareket ediyor sonuç itibariyle. Bizimle cevap verdiğimizde konuşan uygulamalarımız var artık. Gerçekten nereye gider, nasıl gider bilmiyorum. Kimin lafıydı hatırlamıyorum ama insan hayal edebildiği her şeyi gerçekleştirebilir gibi bir laf vardı. Gerçekten eskiden hayal ürünü olarak görülen şeylerin teknolojinin de çok fazla hızlanmasıyla birlikte aslında çok hızlı ilerlediğini görüyoruz biz. Yani bu normal bir hız ve ilerleme değil. Kripto paraların bile 10-12 yılda geldiği yer gerçekten çok ciddi ve aslında biz sadece fiyatta, hani kripto parayla ilgilenen %90 sadece fiyata odaklansa da kripto paraların teknoloji alanında yaptıkları da gerçekten çok hızlı ilerliyor. Yani Ethereum bir akıllı sözleşme olarak yola çıktı. Şu anda nerelere geldi baktığımız zaman. İşte Ripple sadece bir ödeme aracı sağlayacağım deyip çıktı. Şu anda nerelere geldi? Bitcoin keza öyle. Gerçekten çok hızlı ilerliyoruz. Ben de merakla bekliyorum. Korkmalı mıyız? Heyecanlanmalı mıyız? Onu da tam kestiremiyorum. Umarım felaket senaryoları yerine güzel hayallerin gerçekleştiği şeyleri görürüz. Ya evet. Şöyle bazı şeyler var mesela. Bu atom bombasını icat eden adam da söylüyordu. Ben böyle kitlesel bir nasıl söyleyeyim, zararlı, tehlikeli bir şeyin kullanılacağına ihtimal vermiyordum. Hitler'e karşı caydırıcı olsun diye böyle bir şey yaptım dedi. Ama sonrasında çok acayip şeyler oldu. Şimdi bu da çok büyük bir şey. Belki
atom bombası kadar böyle zararlı bir şeymiş gibi görünmüyor ama toplum için sosyolojik anlamda, veri güvenliği anlamında birçok konuda getirdiği faydalarla birlikte riskler de var ve bizim fark etmediğimiz riskler de muhtemelen var. O yüzden zaten bu kadar insanın bir kısmı aşırı endişeli. Yani böyle aşı karşıtı olan insanların bir eleştirileri var. Onları bir kenara bırakıyorum. Yani bu acayip bir şey gidecek diye ama gerçekten her insanın içinde bir böyle de bir endişe olması gerekiyor. Bugün bile atıyorum iCloud'da sildiğin resimler bir güncellemeyle geri geliyor. Yani verini bir kere kaptırdığın zaman geri alamıyorsun. Şimdi bu süper bilgisayarlarla, bu süper insansız yapay zekalarla karşımıza nasıl bir şey çıkartılacağı hakikaten bir soru işareti. O yüzden Vitalik'in bu noktadaki şüpheleri büyük ölçüde haklı geliyor bana. Ya aslında baktığın zaman şu bile çok farklı geliyor bana. Mesela ben sosyal medyada yaşayabilen bir insan değilim. Evet, fotoğraf paylaşıyoruz, Instagram kullanıyoruz, Twitter'ı takip ediyoruz ama gerçekten 7/24 sosyal medyada yaşayan ve bunu meslek harici yani mesleki olarak yapanları da bir noktada anlayabiliyorum. Para kazanıyorlar, okey, orada da tamamım. Ama bizden bir sonraki nesil, özellikle 2000 ve sonrası doğumlular, gerçekten orada yaşıyorlar ve çok fazla paylaşımda bulunuyorlar. Oradan yazan insanların gerçek olup olmadığını bilmeden çok rahatlıkla bütün bilgilerini ve bütün hayatlarını paylaşıyorlar. Bu noktada yapay zekanın bir de devreye girdiğini düşündüğünde gerçekten makine sevgililer ortaya çıkacak gibi şeyler düşünmeye başlıyorum artık yani. İnsanların iyice asosyalleştiği, iyice eve kapandığı, farklı bir dönem bizi bekliyor. Biz ne kadarına şahit oluruz bilmiyorum ama teknoloji gerçekten çok hızlı ilerliyor. Muhtemelen bir kısmını yakalarız gibi geliyor bana. Bakalım bundan sonraki süreçte bizi ne bekliyor. Merak da ediyorum bir yandan. Görmek de istiyorum ama bir yandan da korkuyorum. Bakalım neler olacak. Fatih, bir de son olarak senden şeyi isteyeyim. Videoyu kapatmadan önce seyircilerimize bir kere daha hatırlatmış olalım. Bu Ethereum ETF'lerine onay gelirse bunların tarihleri ne zamanlar olabilir? Ne zamandan itibaren kulak kesilmek gerekir? Şimdi şöyle 23'ü ve 24'ünde iki karar var ve 30'unda Grayscale için bir karar var. Eğer SEC bir onay verirse muhtemelen birçok ETF'e tek seferde, yani son karar tarihi gelmeden onay verecektir. Burada birkaç husus var. Birincisi işte BlackRock daha doğrusu güncellemelerine başlamadan mı Fidelity bunlara başladı. Franklin başladı. İşte Grayscale buna devam ediyor. ARK devam ediyor. Bu yarın gelecek olan devam ediyor. Bunların tek seferde hazır olduğu zaman direkt onaylanması bu fırsat eşitliği muhabbetlerinden muhtemel. Yani önümüzdeki, şimdi bu videoyu biz çarşamba günü çekiyoruz. Önümüzdeki 24 saat içerisinde, 24-30 saat içerisinde SEC muhtemelen kararını birçok ETF için tek seferde açıklamış olacak. Bununla birlikte Grayscale'ın ETF'i ET kısaltmasıyla onaylanırsa bizim Grayscale Trust'ten gördüğümüz, bu GBTC fonundan gördüğümüz şeye benzer bir süreç yaşanması muhtemel. Nasıl bir süreç yaşadık? Biz sürekli net çıkışlar gördük orada. Sürekli satışlar gördük ve Bitcoin fiyatı hala hazırda önemli ölçüde yükselmişken daha da makul bir ortam. Muhtemelen Grayscale fonu bir süre başladıktan sonra, işlemlere başladıktan sonra net çıkışlar görecektir. İlk aşamada bu Bitcoin'de olduğu gibi çok büyük bir yükselişi tetiklemeyebilir. Buradaki önemli detay ETH'nin, yani Grayscale Ethereum Trust'ün ETF'e dönüşecek olan negatif primi bugün bile %11 civarında. Bu geçen sene Temmuz ayında %55'lerdeydi. Yani geçen sene %55 indirimli olarak Ethereum fiyatından %55 ucuz olarak Ether alan Trust cinsinden yatırımcı %55 artı Temmuz ayıyla, geçen sene Temmuz ayıyla bugün arasındaki fiyat artışından doğan Trust değerlemesi eşittir. Çok harika bir kar. Bunları muhtemelen sürekli satmak isteyeceklerdir. Kar realize etmek isteyeceklerdir. Bu da ciddi anlamda bu negatif primi değerlendiren kazançlı olduğu bir ortam oldu. Bunu görebiliriz.
Onun dışında işlem görmeye başlayacağı tarihte en iyi ihtimalle cuma günü olur. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben de bir an önce videoyu hazırlayıp izleyicilerimize ulaştırmaya çalışacağım. Ağzına sağlık Fatih. Gayet güzel bir değerlendirme oldu. Bir sonraki videomuzda ve önemli gelişmelerle görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Sağ olun.